Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Dergi Rehberi programında sizlerleyiz. Hür Tefekkür'ün Kalesi dergileri konuştuğumuz programımızın bu haftaki konuğu Nisanur Dergisi editörü Elif Yüksek. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nisanur Dergisi Haziran sayısında ne işledi, okurları nasıl bir sayı bekliyor? Öncelikle bununla başlayalım. Evet. Ben de öncelikle okurlarımızı ve şu anda bizi izleyen kıymetli dostları Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Nisanur Dergisi okurlarının da hatırlayacağı üzere müdavimlerinin özellikle sürekli işte gündemi takip eden aileye, kadına, hasılı ailenin temelinde yatan bir takım değerlere dair her ne varsa her ay gündemini almaya çalışıyor ve bunun üzerinde mütalaalarla okurlarına doyurucu bir dosya sunmaya çalışıyor. Bu minvalde bu ay biz ideal nesil konusunu gündemimize aldık ve ideal bir nesil için yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durduk. Ancak bununla beraber yine çok dolu bir sayıyla okurlarımızlayız bu ayda. Yani dosya dışı konularımız da yine çok iç açıcı, ufuk açıcı. Bu minvalde gündemin tam da ortasından nabız yoklayan türden. Evet. İnşallah ileriki dakikalarda daha detaylı bir şekilde bunlara değineceğiz. İdeal nesil dediniz. İdeal nesil kastınız nedir? Nasıl bir nesil bu ideal nesil? Evet. Öncelikle neslin belki burada tanımı önemli. Yani peygamberlerin, salih zatların Allah Teala'dan ısrarla istediği salih nesil, temiz nesil, namaza ve zekata, imani hususlara ve hassasiyetlere temelden itibaren dikkat eden nesil. Yani bütün dualarında zikretmiş biliyorsunuz. Bu nesil nasıl bir nesil? Yani bu neslin temelinde neler yatıyor? Elbette çok kapsamlı bir konu olmakla beraber biz kısaca fıtrata uygun yetiştirilen nesil diyelim. Yani fıtratıyla oynanmamış, genleriyle oynanmamış, günümüz tabirinin belki farklı bir ifadesiyle yazılımında bozulma olmayan, yazılımına virüs bulaşmamış, bulaştırılmamış nesil, kastettiğimiz nesil. Yani bu nesil sizce şu an tehlikede mi? Öyle kısaca bir sorayım. Evet. Şöyle söyleyeyim yani bizler teknoloji çağından şu an gerçekten ciddi anlamda muzdaribiz ama ciddi anlamda da teknoloji çağından faydalanan bir süreçteyiz. Yani bu minvalde baktığımızda elbette önceki nesillere göre ya da önceki bir takım topluluklara göre aslında artılarımız var ama eksilerimiz de ciddi boyutta. Çünkü nesillerin ifsadına yol açan birçok etken teknolojinin de gelişmesiyle bir takım teknolojik aletlerin hali hazırda bütün sınıftan insanların eline geçmesiyle beraber nesli çok ciddi anlamda tehlikede bıraktı. Yani tehdit etmeye başladı. İdeal neslin, salih neslin, temiz neslin kodlarıyla, fıtratıyla çok ciddi anlamda uğraşmaya ve bunu bozmaya başladı. Bu yüzden evet ciddi bir tehlike söz konusu. Biz zaten şu anda bunu konuşuyoruz, dosyamıza aldığımızı ifade ettik. Çünkü yani bir takım güzelliklerle beraber boy gösteren bir takım ne yazık ki çirkinliklerden dem vurduk. Yani bu çirkinliklerin farkına vardık ve bunların izalesine yönelik şu an bir takım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aslında toplum olarak yaptığımız bu. Belki devlet olarak yine her ne kadar yeterince üzerinde durulmasa da her seferinde ifade edilmek istenen bu. Ancak biz eğer gerçekten nesil güvenliğini önceliyorsak, bu bağlamda milletler, devletler olarak bir takım çabalarımız varsa biraz daha hali hazırda elle tutulur tarzda bu konulara eğilmek gerekiyor. Nisanur da bu ay bunu yaptı. Evet, şimdi önceki haftalarda İnzar Dergisi'nin Haziran sayısını konuştuk. Şöyle bir içerik vardı. Hani gerek hangi dalda olursa ilmin cami medrese çıkışlı olması gerekiyor ki bu insana zarar vermesin. Hani az önce dediniz ya bu neslin ifsadı şu an teknoloji ile yapılıyor. İnsan baktığında iş yani teknoloji gelişiyor. Bu nedir? İnsanlığın faydasına olması gereken bir durumken toplumları bozan bir araç haline geliyor aslında. Tam da belki birbiriyle bağlantılı. Bu bozulma nasıl önlenebilir? Hani nesil güvenliği nasıl sağlanabilir? Evet.
Öncelikle Sayın Bey, nesil güvenliği aslında ihmal kabul etmeyen bir husus. Evet. Yani elbette insanoğlu olmamız hasebiyle yeryüzüne bir bedenle, bir canla, kanla gönderilmiş olmamız hasebiyle elbette öncelikli olan bir takım korunması gereken değerlerimiz var. Yani can güvenliği önemli, mal güvenliği önemli. Biliyorsunuz iffet güvenliği çok çok önemli. Ancak işte nesil güvenliği dediğimiz nokta aslında en başa alabileceğimiz nokta. Yani eğer nesil güvenliği sağlanabilirse zaten otomatik olarak can, mal güvenliği de sağlanmış olacak. Ve evet, canın ve malın idame ettirilebilmesi adına, hayatın idame ettirilebilmesi adına gerekli olan bütün o değerlerin aslında muhafazası sağlanmış olacak. Nesil güvenliğinin sağlanabilmesi adına elbette neslin devamı için Allah Teala'nın iki cins olarak yeryüzüne gönderdiği insanoğlunun bir araya geldiği aile çatısını öncelememiz gerekiyor. Bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor. Yani aile çatısı bizim aslında ifade ederken bile eksik bıraktığımız, ifade edemediğimiz bir husus. O kadar ki önemli bir nokta, çünkü neslin hem güvenliğinin hem selahiyetinin devam ettirilebilmesi adına çok çok önemli bir kurum. Toplumların temelini oluşturan bir kurum. Bununla beraber bir bireyi hem psikolojik anlamda hem bedensel anlamda kendi sağlığını koruyabileceği, kollayabileceği aslında yegane kurumdur dersek yine abartmış olmayız. Bu evet, nedenle aile kurumuna eğilmekte fayda var. Yani aile kurumunu bir arada tutan, güvenli ve huzurlu olmasını sağlayan erdemleri konuşmamız lazım. Bu erdemler üzerinden, bunlar üzerinden hareketle toplumsal bir algı, toplumsal bir çalışma yürütmemiz icap ediyor. Belki yine geniş bir çerçeve ama biz kendi çapımızda neler yaptık, neler yapıyoruz diye sorarsanız, neslin güvenliğinin idame ettirilebilmesi, sağlanabilmesi adına evvela aslında bireylerin bir araya gelirken bir araya geliş amaçları önemli. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönde hadisi şerifleri var. İşte dininin yarısını tamamlamıştır evlenen kişi diye. Evet. Bir diğer taraftan yine evlenen kişiye kız olsun erkek olsun fark etmeksizin tavsiyelerde bulunuyor Resulü Zişan Efendimiz. Bu noktadan hareketle yine işte seçeceği kişide ön plana alması gereken erdemleri sıralıyor Peygamber Efendimiz. Yani bunlar soy sop olabilir, yüz güzelliği olabilir vesaire ama siz bunların dışında önceliği ahlakına, yani dini boyutuna verin diye emir buyuruyor Peygamberimiz, tavsiyede buyuruyor. Bizim de buradan hareketle en güzel örnek olan aile hayatının yine her yönüyle en güzel bir şekilde bize örnekliğini yapan, önderliğini yapan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kulak vermemiz bu yönden önemli. Yani nesillerin devamı için Allah Teala iki cins arasına muhabbet ve meveddet yerleştirdiği gibi bu iki cinsin bir araya geliş amacını da önceliyor. Yani neden insan evlenmek ister, neden evlenmek istemeli ya da evlenme niyetini neyle taçlandırabilir? Bu hususta gençlerin önünü açmak, özellikle evlendirin emrine muhatap olan büyüklere bu noktada çok iş düşüyor. Anne babalara vesaire iş düşüyor. Yani kızına gelen talipleri değerlendirirken bir anne neleri önceliyor, kızına neleri hissettiriyor, bu önemli. Ya da oğluna kız bakarken tabiri caizse. Yani araya gireceğim de kusura bakmayın. Hani bugün biraz da hani bu belki söylediğimiz aslında ideal bir toplum, ideal bir nesil için olması gereken hani toplumun gerçeğinde siz bunu nasıl görüyorsunuz? Hani bir anne kızına bir damat adayı ya da işte bir damat adayı ararken gerçekten de Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi hani güzel ahlak ya da dinini kemale erdirmiş, kendini o noktada yetiştirmiş biri mi, yoksa siz de bir kadın gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani toplumumuz bence bunun ceremesini fazlasıyla çekiyor. Bu hususlara evet, yeterince eğilmeyişinin ceremesini çekiyor. Ya da bu hususları öncelediğini söyleyip de sözde bırakıp bunu öze indiremeyişinin ceremesini fazlasıyla çekiyor. Yani genel ekseriyet ne yazık ki bu yönde. Ancak özel anlamda baktığımızda, özelde dikkat ettiğimizde gerçekten de kız evladının ya da erkek evladının evliliği söz konusu olduğunda önceliklerini sıralarken en öne yine ahlakını, erdemli yönünü veren ve bu noktada ısrar eden anne babaların varlığı da bizi sevindiriyor. Ne yazık ki olması gereken düzeyde değil ama
Elbette hiç yok da değil. Bu zaten hiç yok olmuş olması. Hani böyle bir sistemde böyle anne ve babaların varlığı aslında bize umut veren. Yoksa tamamıyla kaybı söz konusu olsa Batı kültürü gibi düşündüğümüzde böyle bir durumun söz konusu olmuş olması ülkemiz açısından çok ciddi bir vehamet olmuş olurdu. Şöyle mesela bir yani erkek penceresinden diyelim baktığımızda erkek ne kadar ya da kendisi ne durumda olursa olsun, hani ahlak hani de olsun, şey de olsun, evleneceği insanın hani kendini bu noktada yetiştirmiş birisi olmasını ister. İşte yani evleneceğim kadın zengin biri olsun demez ya da ne bileyim hani tahsilli o kadar şey yapmaz. Zaten hani en büyük genel topluma baktığımızda hani anne baba gelin adayı seçerken nedir? Aslında ahlaken güzelliğine bakıyor öncelik. Şimdi bu sefer kadın açısından acaba damat adayı ararken onların önceliği de yine bu şekilde mi erkeklerdeki gibi? Erkek hani ahlaken en güzelini aramak istiyor, bulmak istiyor. Yani şöyle aslında toplumun tabii biz şu an bir tahlilini yapacak olursak ne yazık ki özellikle son zamanlarda, son yıllarda ciddi anlamda artan sosyal medya kültürü ne yazık ki bunu da ciddi oranda etkiledi. Yani aslında sandığımız gibi ya da sanılan gibi erkek artık sadece kadının belli başlı özellikleriyle ilgilenmiyor. Az önce ifade ettiğiniz yönleriyle. Şimdilerde öyle bir durum gelişti ki artık erkekler de çalışan kadın ya da bu noktada kendini geliştirmiş, en az bir üniversite tahsili görmüş ya da en azından bir lise tahsili görmüş aday arar duruma geldi. Yani bunda birçok etkili faktör var tabii ki. Sadece sosyal medyayla bunu biz sınırlandıramayız ama sosyal medyanın bunda çok ciddi bir etkisi olduğunu da kabul etmemiz lazım. Zira biz böyle bir kabulden hareketle yola çıkarsak sorunun temeline inebilir, sağlıklı bir çözüm sunabiliriz. Neden böyle oldu? Neden bu kadar çok istekler arttı, beklentiler arttı? Önceleri sadece işte ahlakıyla, hamaratlığıyla ilgilenirken ya da işte biraz güzel olsun. Hani şimdi bir de tabiri caizse eğri otursak da doğru konuşmak icap ediyor. Yüz güzelliğinin de burada en azından her iki cinsin karşılıklı olarak kabul görebileceği bir boyutta olması gerektiği hakikati de var. Sadece bu noktadan hareket edemesek de bunları da konuşmak icap ediyor. Ancak son dönemde ciddi anlamda bunlar arka plana itilir oldu ve bunun ceremesini kız da çekiyor, erkek de çekiyor, aileler de çekiyor. Yani bu kadar kısa süreli evliliklerin yaşanmasının temelinde de bunlar var. Çok kısa süreli evlilikler özellikle son dönemde işte abartısız bir şekilde yılı bulmadan son bulan ya da çok ciddi bir şekilde tartışmalar neticesinde sürdürülmeye çalışılan evlilikler görüyoruz. Bunun temelinde belki işte ileriki dakikalarda yine buna değineceğiz. Bu ay dosya konumuza da işledik bunu aldık. Aslında zamanında yapılmayan evliliğin de buna çok ciddi bir etkisi var. Yani geç vakte bırakılan, sürekli ertelenen, eğitim derken, kariyer derken, mesleki alanda ilerlemek derken, sürekli ertelenen, ötelenen ve ne yazık ki 30'lu yıllardan sonraya bırakılan evlilik hayatının da buna çok ciddi bir etkisi var. Zira yine detaylı bir şekilde değineceğiz inşallah ama insanın bir takım beklentilerinin, alışkanlıklarının üzerine gidemiyorsunuz. Bunların üzerine sünger de çekemiyorsunuz. Haliyle yani dört bir koldan yapılan işte etkilerin sonucunda evlilikler ne yazık ki henüz tabiri caizse baharındayken solabiliyor. Evet. Bizim de burada en büyük gayretimiz bu. Evlilikler ne niyetle yapılmasın, ne niyetle yapılsın ki yani niyet ve gayret hangi yönde olsun ki amacına ulaşsın, sürebilsin, devam edebilsin. Çünkü biliyorsunuz boşanmak her ne kadar dinimizin helal kıldığı bir husus olsa da biliyorsunuz Yüce Rabbimizin en sevmediği helallerin başında. Bu nedenle toplumsal olarak da hoş kabul görmeyen bir nokta. Yani boşanma tabiri caizse boşanma, talak sözcüğünü olabildiğince ötelemek. Hani bu aslında bu sorunun temelinde belki hani konuşuyoruz ya saygı yatıyor. İşte birinin nişan veya evlenme durumundan haberdar oluyorsunuz. Üzerinden çok kısa bir zaman geçiyor bakmışsınız ki boşanmışlar. Ya da şiddetli bir anlaşmazlık. Bunun temelinde şöyle diyeyim hani insana saygı neden önemlidir? Evet. İnsani değerlere daha doğrusu.
Evet. Şimdi insani değerleri biz özellikle baz alırsak, bunun üzerinden konuşacak olursak, şu belki hususa dikkatleri çekmemiz gerekiyor. Yani insanoğlu aslında yeryüzü sahnesine indirildiği andan itibaren bunun farkındaki tek başına yaşayabilecek bir varlık değil, bu potansiyelde değil. Evet. Gerek çocukluk döneminde, gerek gençlik döneminde, gerek erişkinlik döneminde, gerek yaşlılık döneminde, yani hayatının bütün safhalarında birileriyle beraber olmaya, bir bütünün parçası olarak, biz olarak hayatını devam ettirmeye muhtaç. Bu noktadan hareketle insanın ahlakının güzelleşmesi, ahlaki değerlere saygısı aslında en başta kendi öz benliğine duyması gereken bir saygı. Yani bir insanın kendisine saygısı yoksa, eğer öz saygı sahibi olmadıysa, olamadıysa, çocuklukta neler yaşadı bilmiyoruz çünkü. Böyle bir durum gelişmediyse insani değerlere karşı, toplumsal değerlere karşı, yani herhangi bir saygı gösteremeyeceği, sorumluluğunu yerine getiremeyeceği de aşikar bir durum. Evet. Bu noktada ahlak neden önemli? Yani İnsani değerlerin başında aslında ahlak geliyor, güzel ahlak geliyor biliyorsunuz. Yüce Rabbimiz Kalem Suresi 5. ayet-i kerimede de buyuruyorlar mealen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, sen elbette en güzel ahlak üzerinesin diye. Yani Peygamber Efendimiz'in aslında hayatından o kadar çok örnekler, o kadar çok güzellikler var ki sadece bunlara sığınmamız bile, sadece bunların gölgesinde bir hayat sürdürmeye çalışmamız bile bu hayat gemisinde inşallah rotayı şaşırmadan ilerleme adına bize yeterli olacaktır. Yani Kur'an ve sünnet bazlı bir rotadan söz ediyorum. Diğer taraftan Sayın Bey, aile bu noktada çok önemli bir nüve. Yani aile çatısı altında büyüyen, hiç fark etmez kız olsun erkek olsun bir çocuk nasıl bir ahlakla büyüdü, nasıl bir saygıyla büyüdü, kendisine saygı gösterildi mi, kendisi bu noktada tabiri caizse insan yerine konuldu mu, büyütülüş şekli, sadece anne ve babası cihetinden de buna bakmamak lazım çünkü aile bundan müteşekkil değil, akrabalar dahil oluyor, komşu dahil oluyor, büyükler, işte anneanne babaanne faktörü dahil oluyor ve bazen gerçekten iş çıkmaza girebiliyor. Bu noktadan hareketle bireyleri ayrı ayrı yetiştirmek, aslında bu hakikatleri her birine ayrı ayrı ulaştırmak, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim sistemi üzerinden, nebevi metodu üzerinden sıklıkla bu konulara değinmek faydalı olacaktır. Çünkü ayrı tekrarda ayrı yetiştirmek da, derken onu biraz bireyleri ayrı ayrı yetiştirmek, hani evet, şöyle mi algılayalım? Erkeği erkek gibi ya da kızı kız gibi mi? Yani hani şimdi... O nokta çok çok önemli. Ama bununla beraber eğitim seviyesine göre ve yaşına göre de aslında, yani 30 yaşına gelmiş ama eğitilememiş ya da yanlış eğitilmiş bireyler de söz konusu. Bu noktadan hareketle işte yaşını almış başını almış artık bu noktadan sonra bir şey yapılmaz dememek icap ediyor. Bu noktada zaten aslında vakıf ve derneklerin özellikle pandemi sürecinden önce de sıklıkla yürüttükleri sohbetler çok değerliydi. Şu an evet bir takım işte sosyal ağlar üzerinden devam ettiriliyor ama sekteye uğradığı da bir gerçek. Hani evet, en şey tabirle, basit tabirle bir cuma sohbeti bile, bu noktada cuma birleşmeleri bile apartman hanımları arasında çok değerliydi. Zira işte ben bizzat şahit oldum, işte 40'ına gelmiş ama Kur'an'a dair, ayet ve hadislere dair namazın en önemlisi, bir Müslüman için olmazsa olmaz bir hakikat olan namazın hükümlerine dair bilgileri öğrenirken böyle birdenbire şaşa kalan bireylerle karşılaşıyorsunuz. Evet. İlk defa duymuş ya da yanlış öğrenmiş ya da işte öğretecek kimsesi olmamış. Annesi babası varmış ama öğretememiş ya da kimsesi yokmuş vesaire. Yani bu noktada bireylerin eğitimi üzerinde durmak önemli. Ancak dediğiniz husus da gerçekten çok önemli. Çünkü ailenin temeli zaten kadın ve erkek cinsi üzerinden kurulması gereken bir nokta. Hani bazen böyle farklı söylemler var. İşte cinsiyetsizlik üzerinden bir takım ne yazık ki yakışıksız durumlar var ama çok ciddi anlamda bunlar üzerinden de konuşmak, bunları konuşmak ve fıtrat neyse onun üzerinden devam etmek, ona yönlendirmek icap ediyor. Güzel ahlak diyoruz, hani güzel ahlakın temelinde neler var? Hani bu güzel ahlak dediğimiz şey hangi temelde oluşuyor? Şimdi öncelikle aslında güzel ahlaka götüren her şey
fıtratın kodlarında var. Yani Allah Teala insanı yaratırken zaten ayet-i kerimelerde de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde de, şerif hadisi şeriflerinde de buna çok açık bir şekilde rastlıyoruz. İnsanoğlunun, insanın, bir çocuğun İslam ahlakı üzerinde, yani en güzel ahlak üzerinde yaratıldığı, sonrasında anne ve babasının ya da işte çevresinin etkisiyle ne yazık ki yanlışa kaydığı, yani kolay olanın zorlaştığı hakikati var. Fıtrat kodlara yüklenirken Allah Teala tarafından aslında insan hep güzeli arar, güzeli ister, güzeli uygulamak ister, görmek ister, duymak ister bir şekilde kodlanmışken ne yazık ki dediğimiz o dış faktörler bu en kolayı, en güzeli en zorla değiştirmeye, en zora yöneltmeye, en çirkine yöneltmeye yönelik ciddi anlamda baskılarla karşımıza çıkıyor. O zaman burada nasıl bir yol izlememiz icap edecek? Yani İslam'ın aslında fıtrata yönelttiği, yerleştirdiği o duyguları terbiye etme yönü de var. Yani Kur'an-ı Azimüşşan iki kapağı arasında birçok şeyi barındırıyor. Bir takım hükümler işte haşa sadece yüzeysel olarak ifade edilip de öylesine bırakılmadı. Orada aslında hayat kaynağı olabilecek ve hayatın bütün aşamalarına yine bu noktadan hareketle hükmedebilecek, açıklık sunabilecek, çözüm sunabilecek her şey var. Bu nedenle yapmamız gereken ilk şey aslında oraya başvurmak, o rehbere başvurmak, o rehberin ışığında ve gölgesinde ilerlemeye çalışmak. Yani insanın kendini terbiye ediş noktası aslında oradan başlıyor. Yani biraz böyle fıtrat üzerinden konuşurken virüslerden bahsettik. Bu noktada Mine Turhan kardeşimiz de çok güzel bir yazı kaleme aldı. Fıtratınız virüs görmesin başlığıyla. Gerçekten çarpıcıydı ve oradaki açıklamalarında da detaylı bir şekilde var. Yani eğer bir yazılım virüs kapıyorsa, virüs gördüyse güncellenmesi gerekir şeklinde ifadesi var. Ve burada güncelleme kaynağı olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı işaret ediyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan insanoğlunun hayatını idame ettirebilmesi için, yani insani değerlerle İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için kendisine kesinlikle gerekli olan tek kaynak, elbette sünnetle beraber uygulandığı takdirde de, gerçekten uygulandığı takdirde de ahlaksızlığın ilerlemesi söz konusu bile değil. Yani insanoğlunun yalpalaması normaldir, ayağının kayması, sürçmesi normaldir ama toparlayamaması söz konusu olamaz. Kur'an ışığında bir hayat sürerse, dertlerinin çaresini yine Kur'an-ı Kerim'den ararsa, yani çözüme kavuşamaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu noktadan hareketle evet, güncelleme programı olarak Kur'an-ı Azimüşşan'a başvuracağız. Evet. Ve her ne olursa olsun bunun önüne başka şeyler geçmeyecek. Yani başka şeylerin geçmesi de hali hazırda günümüzde o kadar çok yoğunlaştı ki. Yani normalleşmeye başladı aslında batılı gibi yaşamak. Ya da şöyle söyleyeyim, batılı gibi de demeyelim. Ahlaksızlığı yayan platformların önerdiği şekilde yaşamak o kadar çok yaygınlaştı ki biz şu anda kendini işte muhafazakar olarak addeden insanların bile çok rahat bir şekilde bu yaşam tarzını benimseyebildiklerini görüyoruz. Yani bu kadar normalleşmek aslında normal değil. Yani buna normalleşme bile dememek icap ediyor. Zira insanoğlunun yaratılmış olduğu bir fıtrat var, bir kod var. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratıcısı olarak onu kendisinden çok daha iyi bilen, tanıyan, seven, ona değer veren, kıymet veren ilahı olarak kendisine değer biçtiği roller üzerinde kalması lazım. Bazen sağa kayabilir, bazen sola kayabilir, bazen önünü göremeyebilir. Bütün bunlar aslında insanoğlunun ölümlü oluşunun, nisyan yönünün, yine nefsinin oluşunun, yine şeytan aleyhille ane gibi bir düşmanının oluşunun tabii sonuçları. Ancak tabiri caizse bataklığa saplanıp kalması söz konusu olamaz bir mümin için. Yine buradan hareketle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir hadisi şerifini hatırlatmak istiyorum. Yani müminin yanına giren kimse çok güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık bulur diye buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Madem öyle, o zaman bu tür ortamların olması bizi sevindirmeli. Giyinişiyle, konuşmasıyla, olaylara bakış açısıyla
Allah'ı hatırlatan, mümin vasfı duruşunu önümüze sunan erkeklerin ve kadınların var olması aslında bizi sevindirmeli. Öyle ki günümüzde bundan utanılır bir portre çizilmeye başlandı. Yani sanki böyle bir kadın tesettürüyle, konuşmasıyla, saliha duruşuyla söz konusu olduğunda sanki işte yani biraz daha sekülerleşememiş ya da ilerleyememiş, biraz daha çağ dışı kalmış. Bu söylemler de değişti biliyorsunuz. Artık çağ dışı ifadesi de yok, sekülerleşememiş gibi bir takım albenili, süslü sözlerle bu portre çizilmeye çalışılıyor hasılı kelam. Ya da gerçekten nebevi metotta ilerleyen giyim tarzıyla, kuşamıyla, sakalıyla, sünnet-i seniyeye icabet eden duruşuyla, vakur duruşuyla konuşan bir beyefendi, bir hoca efendi de yine az önce ifade ettiğim hususlardaki gibi işte arka planda aydın kişi değil gibi lanse ettirilebiliyor. Buradan hareketle bizim bu misyonu korumamız lazım. Yani ön plana aldıklarımız, kendimize tabiri caizse idol olarak seçtiklerimiz, gördüklerimiz, sözlerine, eylemlerine, düşüncelerine değer verdiklerimiz kimler? Özellikle ideal bir nesil istiyorsak işte çocuklarımızın, gençlerimizin önceledikleri kimler diye böyle bir irdelememiz icap ediyor. Ve onlar için bu şekilde rol modellerin oluşması bizi sevindirirken böyle rol model olmaya da gayret etmemiz gerekiyor mümin bireyler olarak. Hem çocuklarımız için anne baba faktörü, hem komşularımız için, akrabalarımız için ya da en basitinden bir araya gelirken birkaç kelam ettiğimiz insanlar için böyle bir rol model olabilme endişesi de taşıyor olmak lazım. Evet. Tabii ki bunun işte ikiyüzlülükle, kibirle, enaniyetle karıştırılmaması lazım. O ayrı bir nokta. Ancak kişi zaten kendi öz saygısını koruyabildiği andan itibaren en başta en yakınlarına bunu gösterecek. Çocuğuna, eğer evliyse eşine, karısına, kocasına ya da anne ve babasına vesaire. Bundan hareketle o halka büyüyecek. Yani dışarıya bütün olabilecek bütün hünerlerini gösterip de içeriye tabiri caizse ailesine, en yakınına tam tersi bir portre çizen kişiden zaten biz böyle bir ferahlık ortamı bekleyemeyiz. Söz konusu da olamaz. Evet, şimdi ideal bir nesli konuşuyoruz. İdeal bir nesil için gerekli hususları. Bu noktada aile hayatında güven ve huzurun kaynağını siz nasıl yorumlarsınız? Hani bunun kaynağı nedir? Evet. Aslında aile zaten güven ve huzurun kaynağıdır. Yani evet, başlı başına kaynağıdır. Aile dediğimiz andan itibaren zaten insanda oluşan duygu o. Ama ne yazık ki ailenin bu gücüne yönelik, bu varlığına yönelik çok ciddi anlamda işte telaşlanan birçok yer, işte odak da demek istemiyorum artık, sanki böyle bunu yapan kişileri ya da her neyse kurumları böyle çok uzaklaştırırmış gibi. Hayır, toplumun tam da göbeğinde bunlar. Bunun farkında oldukları için işte aileyi sürekli aslında tehlikeli bir ortammış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve ne yazık ki devlet politikalarımızın da bu yönde ciddi sıkıntıları var, yanlışları var. Temelden gözden geçirilmesi icap ediyor. Ancak eğer biz ailede güven ve huzurdan söz edeceksek, güven ve huzur kaynağı olduğundan yine bahsedeceksek, evvela yol kavramı üzerinde belki durmamız icap ediyor. Yani insan hayat arkadaşını seçiyor evleneceği kişiyi seçerken. Evet. Yani bir yolda yürüyecek ve bu yolda ona yoldaşlık edecek bu kişi. Haliyle bu kişide var olması gereken çok ciddi erdemler olması lazım. Yani bir yol arkadaşlığı eğer sürebilecekse, olması gerektiği gibi o yolda emin bir şekilde ilerlenecekse, her şeyden önce sevgi ve saygı temelli olması gerekiyor. Ancak bununla beraber adalet ve merhametin de olması icap ediyor. Yani güven ve huzur ortamlarında biliyorsunuz, eğer bir herhangi bir ortamda adaletsizlikten söz ediliyorsa ya da merhametten eser yoksa asla o ortamda biz huzurdan ya da güvenden de bahsedemeyiz. Bu nedenle kadın ve erkeğin rolleri üzerinden belki yine konuşmamız gerekiyor. Yani özellikle gündemde çokça ifade edilen bir husus var biliyorsunuz. Allah Teala kadını erkeğe emanet etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu ikrar etti. Ancak günümüzde az önce ifade ettiğim husustaki gibi belli başlı bir noktadan sonra muhafazakar kadın bile bunu söylemeye başladı. Hayır, ben kimseye emanet değilim şeklinde.
Yani sözde aslında. Yoksa İslam'ı benimsemiş, gerçekten mümin vasfını kuşanmış bir kadının bu sözün aksini iddia etmesi söz konusu olamaz. Biraz da şeyden olabilir mi? Hani aslında onu kavrayamama, emanet dediğimiz şey evet. ne? Bu hususu kavrayıp da kabul edememesi söz konusu olamaz. Emanet deyince aklımıza ne geliyor? Hani sahiplenme mi? Evet. Emanet. İşte tam da buradan ben bunu ifade etmek istiyorum sizin de aracılığınızla. Kadın erkeğe emanettir de, erkek kadına emanet değil midir? Yani bu çok önemli bir nokta bence. Şöyle ki, kadın neden erkeğe emanet edilmiştir? Hangi yönleriyle emanet edilmiştir? Bunun üzerinde biz çokça konuşuyoruz. Çokça işte konuşuluyor. Evet. Ayet ve hadislerle, gündelik olaylarla birçok şeyle bu açılıyor. Ama erkeğin kadına emanet oluşu üzerinde çok çok az duruluyor. Hatta çok neredeyse hiç durulmuyor. Erkek de kadına emanettir. Erkek kadına hangi yönleriyle emanettir? Özellikle bir eş karısına nasıl emanet edilmiştir bir koca? Yani her şeyden önce bir kadının yani Allah'ın yaratması aslında bir lütfu, her ne kadar çoğunlukla lütuf yönüyle kullanılmasa da kadının konuşabilme yetisi var, anlatabilme yetisi var. Kendini ifade ederken sözcüklere bir erkekten daha çok ihtiyaç duyma yetisi var. Ancak bunu kullanan kadının işte kocasının kocasına libas olamaması söz konusu. Yani kocası üzerinden konuşurken özellikle işte kendi ailesine ya da kocasının ailesine ya da çevresine çoğunlukla ona sahip çıkamama, emanetini muhafaza edememe yönleri var ne yazık ki. Bunun üzerinde de konuşmak lazım. Onurunu zedeleyici konuşmalar yapmak ya da kocasıyla münasebetlerinde, konuşmalarında tamamen menfi açıdan yaklaşımlarda bulunarak onu aldatması da söz konusu. Aklını bulandırmasından söz ediyorum. Buradaki aldatmadan kastım o. Eğer bir emanet durumu söz konusu olmamış olsaydı Allah Teala siz birbiriniz için libassınız diye buyurmazdı Bakara suresinde. O zaman sadece şunu derdi yani haşa ve kella buradan Allah Azze ve Celle'ye ithaftan yine Allah'a sığınırım. Sadece erkeğe derdi. Hani sen karın için bir libassın şeklinde. Ancak Allah Azze ve Celle kadın ve erkeğin birbiri için bir libas olduğunu, birbirlerini koruması ve kollaması gerektiğini, hem sıcaktan hem soğuktan hem bariz bir takım hastalıklardan, bariz bir takım dış etkenlerden koruması gerektiğini salık veriyor. Neden sadece erkek bunu üstlenmek zorunda kalsın ki? Ya da diğer taraftan neden sadece kadın bunu üstlenmek zorunda kalsın ki? Ancak yine de burada ben özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, kadın erkeğe Allah'ın emanetidir ama aynı zamanda erkek de kadına Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete özellikle dilini muhafaza etmek suretiyle sahip çıkması ve bu emanetin bu noktada muhafazasını sağlaması gerekiyor. Evet, şimdi bir diğer konu da derginin Haziran sayısında evlilik konusu, zamanında evlilik. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi Sayın Bey, yani ideal bir nesilden söz ediyoruz. İdeal bir neslin gerekliliklerinden söz ediyoruz. Biz bütün bunları konuşurken aslında evlilikten söz ediyoruz. Evet. Evlilikten de söz edince nasıl ki her şey zamanında güzel, her şey vaktinde güzel, bir şey erken ya da geç olunca bir takım marazlar doğurur. En önemli husus olan evlilik hususu da çok ciddi bir sebep yoksa, çok geçerli bir neden yoksa zamanında yapılması gereken bir husus. Yani zamanında olmadığı takdirde neler olur? Zamanında yapılmayan evlilikler ne gibi sıkıntılara sebebiyet verir? Aslında bunlar çok bariz bir şekilde karşılaştığımız hususlar, belki kısaca değineceğiz ama özellikle erkek ve işte genç kızın kalıplara boğulmadığı, yani bir takım işte o gençlik hevesiyle bir takım yanılgıların çok ciddi noktada yaşanmadığı porteden itibaren belki devreye girilmesi gerekiyor burada. Tabii ki erken ve geç evlilik derken orada da yine toplumsal bazda biz ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yine kanunlarımız bu noktada gerçekten ciddi sıkıntılar içeriyor. Belki burada bir açıklama icap ediyor. Yani erken dediğimiz husus ne, geç dediğimiz husus ne? Yani günümüzde 30'lu yaşlara dayanmış olması normal mi sizce? Bunu normalleştiren bu sistemde sıkıntı yok mu?
olması gereken çağda işte bir genç kızın şu an artık 28'den önce neredeyse hani böyle evliliğe sıcak bakmaması söz konusu. Ya da bir erkeğin 30'undan önce evlilik sorumluluğunu üstlenemediğini de görüyoruz. Evet. Bunlar gerçekten ciddi sıkıntılar oluşturuyor. En başta kişinin kendisi bazında ciddi sıkıntılar var. Zira az önce de ifade ettiğimiz o husus önemliydi. Yani insanoğlunun yaratılışıyla alakalı olarak ihtiyaç duyduğu bir takım durumlar var. İffetli kalabilmesi adına bir kadının da bir erkeğin de vaktinde evlenmesi icap ediyor. Evet. Diğer taraftan yine aile evlilik kurumu sükuna erdiren bir husus. Yani fikirlerini paylaşabileceği birinin olması, hayatını beraber paylaşacağı, hayatını güzelleştireceği aslında birinin olması kişinin hayatında çok önemli bir nokta. Ancak bu çok ileriki yaşlara bırakıldığı zaman çatışmazlıklar gerçekten ciddi anlamda yaşanıyor. Bu konuyu da yine geç değil, genç evlenin başlığıyla Sezgin Özbay kardeşimiz kaleme aldı ve orada çok güzel bir ifadesi var. Yani diyor belli bir yaştan sonra yapılan evliliklerde artık kadın da erkek de birbirine benzeyemiyor ve birbirini kabullenemiyor. Bu da gerçekten önemli bir husus. Yani vaktinde toprağa atılmayan tohuma benzetmişti Allahu Alem yazısında. Ve böyle bir tohumun da aslında meyve vermesi beklenirken yeşerdiği halde meyve vermediğinden yine dem vurmuştu. Evet, bunlar önemli hususlar. Zira ben bizzat 28'inde olup da evliliği konuştuğumuz bir anda bir hanımefendiden bunu duydum. 25'inden sonra insan artık karar vermekte çok zorlanıyor demişti. Böyle bir itirafta bulunmuştu. Hani artık o kadar çok sık eliyorsun, çok sık dokuyorsun ki 20'den itibaren ya da işte 18'den itibaren sana çok normal gelen durumlar 25'ten itibaren artık sana kesinlikle normal gelmemeye başlıyor. Yani bu da olabilir ya da bu olmasa da olur dediğin şeyler 25 yaşından sonra kesinlikle olmaz dedirtiyor sana demişti. Böyle bir itirafta bulunmuştu. Evet. Yani bakış açısıyla da alakalı olarak evet vaktinde olması gereken bir eylem. Ancak vaktinden çok önce olduğunda da yine ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani 13'ünde, 14'ünde, 15'inde bedensel yine psikolojik anlamda, zihinsel anlamda bir erişkinlik söz konusu değilken ayet-i kerimenin ifade ettiği o buluğ çağı gerçekleşmemişken yapılan evliliklerde de çok ciddi bir yük biniyor gerçekten. Kadının da sırtına, erkeğin de sırtına. Zira takdir edersiniz ki eskisi gibi 18'inde artık evin bütün sorumluluğunu üstlenebilecek bir erkek portresi yok. Evet. Ya da 13'ünde, 14'ünde çocuk doğurabilecek, çocuğa bakabilecek bir bedensel yapıya da sahip değil kadın. Hani belki belli başlı tarihsel dönemlerde konuşmak lazım bunu. Bu mümkündü, bu yaşanabiliyordu ama günümüz gerçekten buna müsait değil. Bir kadının da bir erkeğin de belli başlı periyotlarda evliliğe hazır olması gerekir. Ancak bu husus tamamen işte 25'inden sonraya, 30'undan sonraya bırakılır bir cihete de geldi. Burada araya girip hemen böyle devreye girip düğmeye basmak hayır, vakti geldi. Anne ve babalar olarak, büyükler olarak, toplum olarak vakti geldi, münasip birini bulup evlenmen gerekiyor şeklinde telkinlerde bulunmak gerekiyor. Şimdi eskilere baktığımızda hani elbette hani bir bayan açısından olsun, kız olsun, erkek olsun evlilik yaşı gelmeden önce evlenmesi kabul edilir bir durum değildir. Ama eskilere baktığımızda böyle 17, 18 ya da 20'sinde evlenip de gerçekten hani günümüzle kıyas edilmeyecek bir aile huzuruna sahip olan, evet, bir toplum vardı. Belki fazla uzaya gitmeye gerek yok. Hani anne babamız, dedelerimize baktığımızda biz bunu görebiliyoruz. Şimdi zaman ilerledi, imkanlar gelişti. Erkek için de eskinin çabası, hani zorluğu yok iş olarak. Kadın açısından da yine o eski zorluk yok. Ama baktığımızda dediğiniz gibi işte 25'inden önce de hala kız bir çocuk gibi, erkek hala aynı bir durumda. Hani evliliğe hazır diyemiyorsunuz. Bunun sebebi ne acaba? Hani bunu acaba neye bağlayabiliriz? Bugün yedikleri, içtikleri mi veya ne bileyim dışarıdaki bir şeye mi, insan nasıl yorumlayabilir bunu? Evet. Sayın Bey, bunun temelinde elbette birçok şey yatıyor. Yani sadece topu bir tarafa atıp işin içinden çıkamayız ancak evet, en azından gözlemlediğim kadarıyla bu hususa değinecek olursam, yani sorumluluk verilmeyince bir bireye, kadın olsun erkek olsun,
Sorumluluk verilmeyince o sorumluluğu kendi başına üstlenemiyor artık. Yani işte günümüzde birçok tabir var biliyorsunuz. Z kuşağı deyip işte işin içinden çıkıyoruz ya da bu çağ bir başka çağ deyip böyle bazen topu taca atabiliyoruz tabiri caizse. Ancak hayır. Yani buradan hareketle anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken sorumluluk sahibi olarak yetiştirmesi çok önemli. Henüz yani 20 yaşına daha gelmemiş bir genç kızın bile yumurta kıramaması. Yani bunlar basit şeyler değil aslında. Ancak çok da büyük bir oyun dönmüyor değil. Yani bu cinsiyetsizlik üzerinden özellikle Dan Brown yani bunun üzerinden konuşan bir takım platformların biliyorsunuz ciddi uğraşları var. Hani neden sadece şu işleri kadın yapsın ki? Erkek de yapsın. Ya da şu işleri neden sadece erkek yapsın ki? Kadın da yapabilir. Kadında da o güç var şeklinde. Gerçekten gayri mantıklı yani. Gayri ahlaki de demiyorum artık. Onu geçtim. Gayri mantıklı söylemleri var. Ve bu söylemler anne ve babalar üzerinde de etkili oluyor. Bakıyorsunuz bir hanımefendi 13'üne gelmiş oğlu misalen. Öğretmene ödev vermiş. Evde annenize yardım edin. Çocuk da işte anne diyor sofrayı ben sana yardım edeyim toplayayım. Bizzat şahit olduğum bir olay bu. Kadın diyor ki hayır diyor kesinlikle olmaz. Sen nasıl böyle bir şey yapacaksın? Erkek adam hiç bunu yapar mı? Yani şimdi ne kadın ve erkek üzerinden, cinsiyetler üzerinden, ciddi anlamda bir ayrımcılık üzerinden hareket etme ne de tamamen merhametsiz, sorumluluk almamış birey yetiştirmekten söz ediyorum. Yani ikisinin ortasını bulabilme. Elbette belli başlı noktalarda erkeğin de ev içerisinde erkek çocuğun da kalkıp mutfaktan su alması, sofraya yardım etmesi ya da ne bileyim annesi hasta olur, ablası rahatsız olur. Hatta bir şey de olmaz ama evi süpürmek istemesi bunlar normal şeyler, olması olağan şeyler. Ancak diğer taraftan tamamen bu sorumluluğun erkeğe yüklenmesi, işte kızın bir eli yağda bir eli bağda şeklinde nazlı nazlı yetiştirilmesi de toplumumuzda ne yazık ki son dönemde ayyuka çıkan durumlar. Bunlar evet. Ciddi ciddi sıkıntılı durumlar. Bu nedenle anne ve babalara buradan çağrımız evet erkeği erkek gibi, kadını kadın gibi yani kız çocuğunu kadın gibi, kız çocuğu gibi giydirin, yetiştirin. Bununla beraber sorumluluklarını da vaktinde verin. Yani 13 yaşında bir kızın odasını toplaması, süpürmesi, yemeğe yardım etmesi, sofrayı hazırlaması, yemek pişirmesi bunlar çok çok normal ve güzel şeyler. Ama işte 20'sine gelmeden kız çocuğunu hiçbir şekilde mutfağa sokmayan bir anne burada en büyük hatayı, en büyük yanlışı aslında kendisine, çevresine de değil kızına yapıyordur. Ya da diğer taraftan oğlunun ev ekonomisine katkısında ya da işte söz sahibi olma noktasında bir takım kararlara sahip olma noktasında işte hani belli başlı hususlarda diyelim yetişmesinde hep arka plana iten kadın da yine en büyük hatayı oğluna yapıyordur. En büyük acıyı, ceremeyi oğluna çektirecektir de farkında değildir. Evet. Buradan hareketle anne ve babalara çağrımız çocuklarının hem eğitim düzeylerini önemsemeleri hem de yaşlarına göre sorumluluk bilincini vaktinde aşılamaları. Yani artık hiçbir anne ve babanın belli başlı şeyler hariç, istisnalar hariç bu bilgilere ulaşamaması söz konusu değil günümüzde. Çocuğumu nasıl eğitebilirim? Hangi yaş aralığında hangi sorumlulukları verebilirim? Hani belki bunlar için hiçbir okuma yapmasa bile sadece eskilerden hareketle bir gözlem yapması bile yeterli olacaktır. Annesinin kendisine aşıladıkları, babasının işte erkek kardeşi varsa ona aşıladıkları üzerinden bile hareket ederse inşallah bu noktada kadının da erkeğin de yerini bildiği, evet tam anlamıyla yerini bildiği, sorumluluklarını bildiği, herhangi bir çatışma ortamı olmaksızın güven içerisinde birlikte yaşayabildikleri bir toplumdan söz edebileceğiz. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son bir konu var dergide Haziran sayısında, fıtrat kodlarıyla oynamak. Ben bunu sormak istiyorum, hani fıtrat kodlarıyla oynamak nedir? Ne gibi vehametlere kapı aralıyor bu? Evet. Kısacası yazayım. Evet. Yani başından beri işte değinmeye çalıştığımız bir husus. Aslında fıtratın güzel olduğu, kolay olduğu, temiz olduğu, güzel olduğu yani güzele eriştirdiği yönünde ifadelerimiz bu yönde. Sayın Bey, Allah'ın yaratmasından memnun olmayan ve tabiri caizse buna karşı savaş açmış
Evet. Bir güruh söz konusu. Yani bu şu an mı söz konusu, şu anda mı peyda oldu? Elbette değil. Yani insanlığın yaratılışından itibaren biz bu güruhla karşılaşıyoruz. Gerek Kur'an kıssalarından hareketle, Yüce Rabbimizin beyanlarından yine hareketle, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinden hareketle, yine salih zatların hayatlarından vesaire hareketle, biz bu fıtrata karşı savaş açmış bir güruhtan haberdarız. Bu güruhun buradaki amacı, gayreti aslında ürpertici. Yani fıtrata savaş açmak Allah'a savaş açmaktır zira. Biz Yüce Rabbimizden söz ederken de, Yüce Rabbimizin esmalarını okurken de öyle bir profille karşılaşıyoruz ki aslında kudreti her şeye yeten, gücü her şeye yeten, yarattıklarının da yarattıkları içerisinde biz insanoğluna haber vermediklerinin de yine hükmünü süren, ezelde de ebette de böyle olacak bir yaratıcıdan söz ediyoruz. Burada biz müminlerin aslında şeyi çok önemli, güveni çok önemli, kaygısı çok önemli. Yüce Rabbimize olan bağlılığımız buradan hareketle yine çok önemli. Biz o güruhtan mı korkuyoruz, endişelerimiz o güruha mı karşı, yoksa sümme kelle haşa Allah Azze ve Celle'nin kudretine karşı mı? Yani bizler iman ettik, ikrar ettik ki Yüce Rabbimizin bu noktada beyanları mutlaka karşılık bulacak ve bizlerin de çabası, gayreti bu yönde olacak. Yani Yüce, evet, Rabbimizin müsaade buyurduğu, tavsiye buyurduğu, ilerleme adına bize tavsiye ettiği, gösterdiği yoldan yürümek. Çünkü bu hayatın, özellikle dünyanın sadece bize bakan yönü yok. Yani biliyorsunuz 18 bin alemden söz ediliyor ve bu 18 bin alem içerisinde insanoğlunun belki kavrayabildiği bir elin parmaklarını geçmiyor binlerce alemin içerisinde. Böyle sonsuz denilebilecek çoğunlukta aleme hükmeden Yüce Rabbimizin elbette bu dünyaya dair de, bu dünyalıklara dair de bir muradı var, bir hikmeti var. Bu nedenle yarattı. Bizlerin de muradı, gayreti ve duası bu noktada Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kimselerden olmak ve ona tam anlamıyla kulluk ederek halifesi olmaya inşallah hak kazanmak. Evet, inşallah diyelim. Evet. Programı kapatmadan önce varsa son birkaç cümlenizi alabiliriz, evet, genel bir toparlama. Ben başta ifade edemedim ama dediğim gibi bu konu dışında yazan birçok yazarımız oldu. Çok güzel, evet, paylaşımlarda bulundular, şiirler var, ölüme dair çok güzel yazılar var, Esma-ül Hüsna'ya dair çok güzel yazılar var. Sizlerin de huzurunda yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve okurlarımızın da bu güzelliklerden mutlaka faydalanması gerektiğine inanıyorum. Bir an önce Haziran dergisini edinsinler, okusunlar, okutsunlar ve orada da ifade ettiğim gibi varsa önerileri, şikayetleri, herhangi bir hususta iletmek istedikleri bize lütfen ulaştırsınlar. Çünkü biz onlar için yazıyor, onlar için çabalıyoruz. İnşallah hep beraber bu güzelliği, bu hayrı yayacağız. Evet, teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Kıymetli okurlarımız, konuğumuz Nisan Nur Dergisi editörü Elif Yüksek Hanımefendi'ydi. Programımızın bu haftaki bize ayrılan zamanın sonuna geldik. İnşallah haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Önceden de dediğimiz gibi her zaman dergiyle ve okumayla kalın. Allah'a emanet olun.